Merhaba, hayırlı günler, huzurlu vakitler, değerli canlarım, ailem, çekirdek ailem. Hepinizi seviyorum. Yeni bir günden hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyorum bir tanelerim. Biz şükür iyiyiz Rabbimin verdiğine. Sizler nasılsınız? Yeni görenler için, kanalımı görenler, duyanlar, takip etmeyi unutmuyorsunuz. Beğeni tuşuna basıyorsunuz. Bildirimleri açarsanız fatoşunuzdan ayrı kalmazsınız canlarım. Ben ne mi yapıyorum? Ben Adana'da, damda, dam hayatı yaşıyorum. Gelin birlikte yaşayalım bir tanelerim. Odun ateşimde yemeklerimi yapıyorum. Kedilerimle birlikte güzel bir hayat yaşıyoruz. Birlikte yaşamaya ne dersiniz? Bugün bir tanelerim, dün de söylemiştim, pazara gittiğimde, pazar olduğunu bilmeden pazara gittiğimde şeftali aldım, reçel yapayım dedim. Güzel, sert bir şeftali aldım. Yani sert olması gerekiyor. Şeftalilerimi önceden birazcık, 2-3 saat önce onları hafiften hafiften şekerledim. Doğradım, sonlarında burada yapayım dedim. Çünkü çok sıcaktı ve müthiş bir sıcak var, yağmur sıcağı var. Hani normalden çok fazla etki ediyor. Şekerimizi nasıl yapıyoruz bir tanelerim? 3 kilo şeftalim var. 3 kilo şeftalimi bir dilim diziyorum, üzerine şeker atıyorum. Şöyle. Şimdi mesela dizdim bunu, bir kaşık. 3 kilo şeftaliye ne kadar şeker atıyoruz? 3 kilo şeftaliye 1 kilo şeker katıyoruz. Aşkım ne güzel geliyor. Niye ayağın ağrıyor gibi bebeğim? Aşkım korkma. Meyvenin hiçbir tadını götürmüyoruz. Şekeri birebir asla yapmıyoruz. 3 kilo şeftalimiz, şeftalim sert bir şeftali ama şöyle bak incecik bir tane tadına bakayım. Gayet şekerli. Meyvenin tadını kaçırmıyoruz. Öyle reçelleri ben yiyemiyorum. Yedirmiyorum da anneme falan. Zararlı. Kayısıyı kayısı tadında, şeftaliyi şeftali tadında, eriği erik tadında yiyoruz bir tanelerim. Bir kilo şekeri koymayacağım bile şimdi ben. Çünkü şeftalim çok şekerli. İnce bir dilim yapıp bir sıra koyup arasına iki kaşık şeker atıyorum. Bir sıra koyup arasına şeker atıyorum. Meyvelerimizin tadını asla kaçırmıyoruz. Şeker çok zararlı. Herkese de tavsiye ediyorum. 3 kilo meyveye 1 kilo şekerden kullanmayacağım ya. Bunun hepsini kullanmayacağım. Çünkü meyvem gerçekten çok şekerli. Ve yaptığım reçeller de müthiş şekerli oluyor. Şaşırıyoruz sonra, değil mi? Heh, bir tanesi yumuşakmış birazcık. Özellikle sert şey seçtim. Şekli bozulmasın diye. Güneşte kurutacağız canlarım. İki taşım kaynayacak. Köpürdüğü an iki dönecek. Güneşte. Hiçbir meyvesinden şekli değişmesin istiyorum. Yani koyarken bile kıyamıyorum. Bakın böyle. Meyvelerimiz tamamen meyve görünsün ama meyve tadında olacak. Yani şeylere inanmayın canlarım. Yapıyorlar ya. Oraya bir kilo meyve koyup üstüne bir kilodan fazla şey. Aha bu kadar meyvenin üstüne bu kadar şeker koyuyorlar. 3 dakika kaynadığında sakız gibi oluyor. Allah korusun yemeyin öyle şeyleri. Yemeyin zaten hastalık ne kadar çok şekerdi, tansiyondu, kalpti gerek yok. Sağlığımızı koruyacağız. Oğlum teftiş mi ediyorsun beni? Koymuyorum. Az koy. Ah ah.
Bir sıra koyduğumda alt kat hep öyle yaptım. Bir sıra koydum şöyle 2 kaşık şeker. Yani mantıklı düşünürsen zaten bir meyveyi ne kadar şekerle yiyebilirsin? Şeftali yiyorsun hadi öyle. Ama şeker attığında zaten o çok şekerli oluyor. Ha kayısımı da öyle yaptım. Gerçekten bal yani bal ne gerek. Harika bir görüntü. 3 kilo şeftali var burada. 1 kilo ya 1 kiloyu ölçmedim. Şöyle söyleyeyim. 1 kilo kavanozlar var ya onu doldurdum. Belki 1 kiloyu geçebilir mi? Şeker daha yoğun bir. Ama zaten onun hepsini kullanmayacağım. Siz de öyle yapın. Sağlığınız için şekerden uzak duruyoruz. Uzak durmuyorsak da az kullanıyoruz. Bizimki gene geçiyor. Allah maşallah. Yazanlar oluyor. Canım ailem, çekirdek ailemden yazanlar oluyor. Buz gibi İstanbul'dan selamlar, İzmir'den selamlar diyorlar. Ankara'dan yağmur yağan yerler var, buz gibi oldu diyorlar. Yani gece bir ara sabaha karşı o serinlik geldi. Biz damda yatıyoruz ya canlarım. Bir ara bir serinlik geldi. Başka yerlerde yağıyor. Ay çok güzeldi yani. O sabaha karşı hafif bir serinlik oldu. Hani damda olduğu halde. Damda, Adana'da Eylül, Ekim. Ekim'de, Ekim'in sonuna kadar yatarız. Yağmurlar çok şiddetlenene kadar. Hani o zaman da sık sık yatak kaldırmak olmasın diye. Ay canım Sareciğim demişti. Çok şaşırtıyorsun Fatoş'cum beni. Damda yatağı görünce şok geçirmişti. Çok şaşırtıyorsun beni dedi. Hani görmediğim şeyleri görüyorum ama vallahi böyle takılın bana hayatınızı yaşayın bir tanelerim. Adana'da, Dam'da birlikte yaşayalım bir tanelerim. Son şeftalimizi de ay düşürmüyorum sofraya geldi. Şöyle yapayım da. Bu bir tanesi ayrıymış. Ayrılmıyor bakın çekirdeğinden. Onlar hep ayrılıyordu. Siz nasıl yaparsınız şeftali reçelini? Güneşte bir tanelerim. Güneşte yapacağız. Bir kaynasın dökeceğiz bor camıma. Şeftalimi de koydu. Bu ayrılmadı. Bu şey değilmiş. Bursa yarma değilmiş. En son gün üstüne. Yeter. Yeter değil mi? Ne yapacağız? 1 kilodan dur bakalım. Şimdi bir kaynasın suyuna bakarız. 3 kiloya yarım kilo. Çok ilginç değil mi? Şekersiz reçel bu. Sağlık dolu. Fışkırıyor sağlık. Hepiniz yapın canlarım. Şekersiz reçel. Şekersiz sayılır. 3 kilo, 3 kilo şeftaliye yarım kilo koyarsak şekersiz bu. Kendi şekeriyle mis gibi sağlık fışkırıyor.
Haydi bismillahirrahmanirrahim canlarım, reçelimizi ocağımıza koyduk. Mis kokulu odun ateşinde, daha ne olsun. Sizler nasılsınız? Gününüz nasıl geçiyor? Ya yoğun bir günde yine bir tanelerim. Kedicim biraz rahatsız. Onu dün veterinerle konuşmaya gitmiştim. Bugün getirmemi söylemişti. Kediyi götürdüm. Gittim geri getirdim canlarım. Hani sorununu belki kısırlaştırmakla çözecektik. Onu da erteledi veteriner. Yani çok yoğundum. Çamaşırı bile şu an serebildim. İşler işte bir tanelerim. Daha da yemeğimiz yok bir tanelerim. Reçelimizi yapalım bakayım. Bir de yemek düşünecek daha. Daha Fatoş burada geceye kadar canlarım. Yani şuraya bir kamera koysam 24 saat yayın yapsam belki 4 saati 5 saati aşağıdadır. Hepsi burada. 4 dedin mi çıkıyorum. Zaten gece yatıyoruz burada, sabah oluyor, sabah 10'a kadar yine buradayım. Yataktan kalkınca bayağı burada işim var benim. Sulama, temizlik, damları temizle, yıka. Sabah rutini bayağı uzun sürüyor. Sonra iniyorum 12, 1 dedim mi yine çıkıyorum. Çünkü 1'e 5 geçsin bütün her şeyim kuruyor. Her şeyim dün işte ben veterinere gittim gelemedim. Bakın şu alt yapraklar hep sararmış, hep çok üzüldüm. Yanarsa yani çok fena olur yani. İstemiyorum yavrucuklarımın kurumasını. Neyse bunları alırım ben sonra. Sararan alıyorum, zararlı diyorlar. Sararanları alıyoruz ama mahsullerim çoğalmış. Hiç bugün ilgilenemedim. Dün de veterinerdeydim. Bugün de gidip gelince de çok yoruluyorum canlarım. Yemekte, bulaşıkta onlarla uğraş. Aha çamaşırım bile bu saate kaldı. Ona yorulmak benim üzüntüden oluyor biliyorsunuz. Her zaman diyorum üzülüyorum. Biraz rahatsızlıkları var oğlumun. Rabbime emanet olsun benim bal oğlum bal. Heh. Ateşim yandı artık. Şeftalim burada kaynasın bakalım. Arkasından da daha yemek düşüneceğim. Şu saat oldu daha yemeği düşünemedim. Çok geç kaldım. Oraya gittim. Geldim demesi bayağı sürdü. Çok da yoruldum. Sıcaktan yoruluyorsun bir de üzüntüden. Yani yoksa insan niye yorulsun? Aşırı sıcak. Bir ki de kediye üzülüyorsun. Gidene kadar bağırıyor, gelene kadar korkuyor. Şeyine girdi mi çantasına. Ona üzüldüm bağırıyor diye. Şeftalim şimdi güzelce kaynasın. Ona kapak da getirmemişim. Kapak da çok yapmayacağım da ilk kaynayana kadar. Kapağını da alırım şimdi hemen. Mis kokuyor mis. Sonra ye 15 gün 1 ay sonra ye. Çıkarttığında o odun kokusunun o kadar bariz bir şekilde mis gibi kokuyor ki. Çamın kokusu siniyor. Nefis oluyor nefis bir tanelerim. Çıkın çıkın gelin vallahi. Bugün de reçel var menüde. Reçel sever misiniz ekmekle? Bazen çok sevenler oluyor. Ben hani çok yiyemiyorum. Ekmekle reçel yiyemem. Oğlum nereye koştun? Tatlı gibi mesela. Bizde genelimiz öyle. Çatalla bir kase azıcık katıp tatlı niyetin. Hani şekerli bir şey canın istediğinde. Annem bile öyle. Ama annem ekmekle yiyor. Bazı sabahlar istiyor. Bizde var o. Çatalla bir iki tane alacağım. Başka da yiyemem ekmeği falan hani yapıp. Siz nasıl seversiniz? Ekmek mi banarsınız? Ekmeğin üstüne mi koyarsınız tereyağı? Tereyağlı ama sever kız kardeşim. O çok seviyor. Tereyağı sürdü mü ne olsa üstüne sever. Hah, kokular yayıldı. Daha ne olsun? O rüzgar da esiyor. Buz buz. Her yere yağmur yağmış. Çok şükür buraya da geliyor serinle bu saatte. Rüzgarlar hani önce ılık ılık esiyordu ya. Bugünlerde soğuk soğuk esiyor. Daha nasıl esecek biliyor musunuz canlarım? Tüylerimiz diken diken olacak daha. İnmeyiz biz kışa kadar Allah izin verirse. Hiç her sene böyle. Yağmur altında. Yağmur durduğu andamdayız. Herkes öyle. Herkes öyle. Bak bazen gözükmüyorlar bazen. Çıktığımız an biz çekim bitiyor. Allah'ım her taraf bayram yeri. Daha yüksek ya bazıların evleri onlara güneş daha geç gidiyor. Bizimki daha erken gidiyor. Şu ev çok yüksek.
Böyle canlarım, ben bunun hemen şu kapağını alayım. Ateşim öyle güzel kuvvetlendi ki anında 5 dakika olmadı. Çünkü ölmesini istemiyorum. Güzel bir kaynayacak. Biraz da açık kaynatacağım. Borcama dökeceğim, güneşte olacak. Yarın bir gün güneşte. Sakız gibi olacak. Üç dört damla limon sıkıyoruz. Ekşi olmasını istemiyorum. Limonumuzu da sıktım. Tanelerim harika oldu. Altın sarısı. İstediğimiz bu. Bu kadar. İstediğim forma geldi. 20-25 dakikadır kaynıyor. Bu bana çok yeterli. Yarın da güneşte duracak. Tam güneş çıktığında koyarım. Güneş bu saatler, güneş gittiği an kaldırırız. Çünkü ezilmesin. Sakız gibi oluyor o zaman. Artık alıyorum. Tenceremi boşalttım. Şimdi tenceremin içini bir yaykayacağım. Yemeğimizi yapacağım bir tanelerim. Çünkü acıktık. Şeftali reçelimi sizler için yaptım. 3 kilo şeftaliye yarım kilodan biraz fazla şeker koyduk. Müthiş diyet reçeli bu. Tüm hastalıklara şifa bir tanelerim. Beni izlediğiniz için bugünlük reçelle veda ediyorum sizlere. Şeftali reçelim hazır, diyet reçeli, çok az şekerli, müthiş bir reçel oldu. Yarın da güneşte bekleyecek, birlikte kavanozlarız bir tanelerim. Sizleri seviyorum, beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın, hep mutlu kalın. Hep Fatoş'la kalın bir tanelerim. Görenler, duyanlar, lütfen takip ediyorsunuz. Beni ve kedilerimi çok mutlu ediyorsunuz. Allah'a emanet olun bir tanelerim.